Sanki efendim dürüst tüccar, dürüst esnaf bir taraftan 49 liraya Ferrero'ya fındık satıyor, 45 liraya fındık alıyor. O aradakini de kar olarak gösteriyor. Hiç alakası yok. İtalyan kartel şirketin 48 artı 1 lira fındık fiyatı açıklamasının ardından bir tepkide fındık brokerı ve aynı zamanda Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak'tan geldi. Devlete karşı şirin gözükmek için bir fiyat açıklaması yapılıyor ama bu fiyat sadece onun defterinde yazılı olan, diyelim ki sektörümüzde 300 tane Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de gırıcı, kabuklu kıran firmalar var ya da manav diye tabir ettiğimiz zahireciler var. Sanılıyor ki bütün bu arkadaşlardan, sektörün bütün paydaşlarından Ferrero da bu fındığı bu fiyata alıyor. Nasıl ki Temo ÇKS'ye kayıtlı üreticiden fındık alıyorsa, Ferrero da kendi envanterinde 300 tane fındık tüccarından 10 tane, 5 tane bu bölgede işte bilindik tüccarlarına bu fındık fiyatını veriyor. Zaten dengesizlik buradan kaynaklanıyor. Serbest piyasada fındık fiyatı 44-45 lira bandındayken sektörün İtalyan ağası şirket fiyatı 49 lira olarak açıkladı. Ancak İtalyan şirket açıkladığı bu fiyatı yalnızca defterinde yazılı olan firmalara uyguluyor. Yani birçok fındık firmasından 49 liraya fındık almayacak. Çiftçi kayıt sistemi olan üreticilerimiz TEMO'ya fındığını nasıl götürüyorsa, bu büyük şirketinde kendi envanterinde diyelim ki 300 tane fındık tüccarından 10 tanesi kayıtlı ve tedarikçi olarak gözüküyor. Onların dışındaki tüccarlarından ya da tedarikçilerinden bu açıklamış olduğu fiyattan mal almıyor. Kabuklu fındık almıyor. İç fındık dahi almıyor. İtalyan kartel şirketin uyguladığı bu ayrımcı politikanın sektör içindeki yerli ve milli firmalar arasında haksız rekabet yarattığına dikkat çeken Osman Çakmak bu durumu sert sözlerle hedef aldı. Senden almıyorum da öbüründen alıyorum gibi bir politika yürütüyor. Bu politika haksız rekabeti getiriyor. Bu sefer ne oluyor? Onun tüccarları, diğer sektördeki onun adamı olmayanları çalıştırmıyor. Onun emrindeki tedarikçiler piyasadan yüklü miktarda, yüksek fiyattan daha fazla 46'ya, 46,5'a, 47 liraya, çünkü 49 liraya sattığına göre onların üzerindeki fiyattan büyük montanda malları toplayabiliyor ve bu sistem onun işine yaramış oluyor. Çakmak sektörde namusuyla ve dürüstlüğüyle iş yapan yerli ve milli firmalara kamuoyu nezdinde ciddi haksızlıklar yapıldığını söyledi. O esnaflara yıllarca tefeci dendi, faizci dendi, hırsız dendi, her şeyi dendi. Ama bu sektörün en önemli, gerçekten dürüst ticaretini yapan bir sürü esnaf arkadaşımız var. Haksızlık yapılıyor burada. Yıllardan beri üreticiyle tüccar arasında kurulan kuvvetli bağ birileri tarafından yok edilmek mi isteniyor? Köylünün düğünü olur, bunlara gelir. Efendim çocuğu okula gidecektir, bunlara gelir. Cenazesi olacak, bu esnaf arkadaşlarımıza gelir. Orada şeylerini alırlar. Hani nasıl söyleyeyim, sezon öncesinde onlara önden paralarını alırlar. Efendime söyleyeyim, onlara yardımcı olurlar. Sonra onlar da fındık zamanı fındığını getirir. Fiyat neyse fiyatını yapar. Bu arkadaşlar onlara yardım eder. Osman Çakmak yetkililere seslenerek bir an önce önlem almaları yönünde çağrıda bulundu. Bir an önce yetkililerin bu soruna, bölge milletvekillerinin bu soruna akil insanlarla, sivil toplum kuruluşlarla bir araya gelip bu işin ciddiyetini, emniyetini anlayarak bir an önce çözmeleri gerekli olduğunu düşünüyorum.